Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Nasıl diyorduk, hatırlıyor musunuz? İşaretlerle konuşurken nasıl merhaba diyorduk? Hadi öyle yapalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün de Sahtiyede Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü burası sadece ve sadece sizin programınız. Hala beni hatırlamayan, tanımayan arkadaşlar varsa aşağıda görüyorsunuz. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te burada Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyoruz. Ve gerçekten çok dolu bir içerikle her gün burada sizinle birlikte çok şey öğreniyoruz ve çok şey paylaşıyoruz. Bugün günlerden perşembe ama bugün daha önemli bir şey 16 Nisan. Ama bugün 16 Nisan acaba önemli dedim ama acaba önemi ne bugünün? 16 Nisan'ın önemi ne? Hadi hep birlikte görelim bakalım bugün neymiş günlerden? Arkadaşlar bugün lale mevsimi başlangıcı. Tabii ki bahar ayındayız. Birçok şeyin doğayla ilgili birçok şeyin başlangıcındayız. Çünkü bahar mevsiminde, ilkbaharda doğa yeniden uyanıyor. Yani uzun zamandır uykuda olan doğa yeniden uyanıyor ve hayata geri dönüyor ve doğada bir sürü doğa olayları tekrardan yaşanmaya başlıyor. Şimdi lale mevsiminin başlangıcı ne demek acaba? Lale bir çiçek arkadaşlar. Böyle çizmesini benim çok sevdiğim bir çiçek. Çok da kolay çizmesi, boyaması çok kolay bir çiçek. İşte arkadaşlar bugünden itibaren artık lale mevsimi başlıyor. Yani gittiğiniz parklarda, bahçelerde, böyle kocaman ormanlarda bol bol lale görebilirsiniz. Renk renk bol bol laleler görebilirsiniz. Çünkü artık tekrardan laleler açmaya başlıyor. Laleler dikiliyor ve bundan sonra uzun bir süre laleler bizlerle olacak arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman birazcık laleleri görelim. Lalelelelelele diyemedim. Laleleri görelim hep birlikte ve birazcık içimiz açılsın. İçim açıldı, baharda olduğumu, ilkbaharda olduğumu çok daha iyi anladım. O özlediğim laleleri bu videoda da görmüş oldum. Zaten bugünden itibaren etrafımızda da bol bol görme şansımız olacak. Arkadaşlar şimdi eğer hazırsanız sizlere görevinizi vereceğim. Ve bu görev ne mutlu ki bizlere lalenin kendisiyle ilgili. Hadi bakalım o zaman 5'ten geriye doğru sayalım. Hep birlikte görevimizi görelim. 5, 4, 3, 2, 1. Göreviniz bir lale resmi çizmek ve ailenizden birine hediye etmek arkadaşlar. Benim için bu görev çok anlamlı, çok eğlenceli. Çünkü birincisi hiç evden çıkamadığımız bu günlerde evde aktivite yaparak zamanımızı çok iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Ve resim çizmek bence zamanı değerlendirmenin en güzel yollarından bir tanesi. Hem içimizdeki yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlayan hem de aynı zamanda bizlerin becerisini geliştiren bir hobi diyebilirim. Peki bunun dışında neden lale çizmenizi istedim? Çünkü bugün 16 Nisan ve ben 16 Nisan tarihinin lale mevsiminin başlangıcı olduğunu unutmanızı istemiyorum. İşte bu yüzden sizlerden bir lale çizmenizi istiyorum ve tabii ki de bunu ailenizden birine hediye etmenizi istiyorum. Ama unutmayın ki üstüne tarih yazmanız gerekiyor. Çünkü 16 Nisan 2020 yazarsanız yukarıya o resmin üzerine o zaman sizler 16 Nisan tarihinin lale mevsimi başlangıcı olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ve hediye ettiğiniz kişi de tabii ki de unutmayacak. Şimdi bir de bunun dışında bu arada
Bana göre bu çok neşeli bir hediye. Çünkü normal şartlarda bu hep kalıcı bir hediye olacak. Belki de bir kış ayında, kış mevsiminde hediye ettiğiniz kişi bu resme baktığında tekrardan baharın geleceğini hatırlayacak ve o soğuk kış gününde hem onun yüreğini ısıtmış olacaksınız hem de aynı zamanda baharın tekrardan geleceğinin müjdesini ona vermiş olacaksınız. İşte bu yüzden sizler bu görevi yerine getirirseniz biz çok mutlu olacağız ve aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Bu WhatsApp numarasından bizlere ulaşın ve çizdiğiniz lale resimlerini bizlere gönderin. Bu arada aramızda kalsın ama ben bu görevi neden bu kadar eğlenerek anlattım? Çünkü sizden önce bu görevi ben yaptım arkadaşlar. Hemen size resmimi gösteriyorum. Çok heyecanlıyım. İşte arkadaşlar sizin için hazırladığım lale bahçesi. Nasıl olmuş? Peki arkadaşlar, hiç fark ettiniz mi? Bu resimde laleler bir şeye benziyor. Normalde günlük hayatımızda özellikle yemek yerken kullandığımız bir şeye benziyor bu laleler. Neye benziyor? Eğer hala bulamadıysanız arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi işte bu bir çataldan yapılmış lale. Şimdi sizlere bununla ilgili taktik vereceğim. Ben bunu nasıl yaptım diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renk renk laleler yaptım. Ve bu çok muntazam oldu. Yani düzgün oldu. Aslında süper oldu diyemem. Ama en azından çatalın şekli normalde düzgün olduğu için ben de bunu bu kağıda baskı yöntemiyle yaptığım için çatalın şeklini aldı. Bu yüzden düzgün olduğunu söylüyorum. Yoksa normalde resme çok büyük bir yeteneğim olduğundan değil arkadaşlar. Peki acaba bunu ben nasıl yaptım? Şimdi size farklı tavsiyelerim var. Eğer isterseniz tabii ki bu resmi bir kuru boyayla, bir kalem boyayla yapabilirsiniz. Ya da nasıl yapabilirsiniz? Şöyle bırakırsam belki kamera arada bir görür resmimi. Ya da arkadaşlar kuru boya kullanarak yapabilirsiniz, sulu boya kullanarak yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar isterseniz bunu bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Çatal yardımıyla yapmak için ben bunu normalde sulu boyayla yaptım ama birazcık zorlandım. Şöyle gördüğünüz gibi böyle sanki böyle izleri böyle yarım yarım çıktı. Çünkü sulu boya aslında bunu yapmak için çok iyi bir fikir değil ama sizler parmak boyası kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ve parmak boyası çok daha kalıcı olacaktır. Peki nasıl yapabilirsiniz çatal kullanarak? Şöyle çatalın arka kısmını, bu yüzeyini boyayla boyamanızı istiyorum. Genelde bunu bir fırçayla, yani parmak boyası alıp fırçayı ona batırıp şu kısmını boyayabilirsiniz. Ve ben bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Kağıdımı aldım. Arkası zaten boyalıydı ya çatalımın. Böyle baskı yaptım. Yani tuttum bunu. Böyle bu şekilde buraya böyle güzelce çıkana kadar bazen birkaç kez olması gerekiyor. Birkaç kez boyayıp yapmanız gerekiyor. Şöyle baskı yöntemiyle rengarenk lalelerimi yaptım arkadaşlar. Eğer siz de bu şekilde yapmak isterseniz ve sorularınız olursa yine bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Nora abanız size her türlü yardım yapmaya hazır. Şimdi artık görevinizi de verdiğime göre görevinizi yapmaya başlamadan önce birazcık dinlenme ve öğrenme zamanı. Haydi bakalım Ege'ye gidiyoruz. Çinliler çekik gözlü değildir. Aslında gözün normal hali öyledir. Diğerlerinin gözünde ise bir ekstra katman vardır. Çekirgenin baskınlığından dolayı yaklaşık 80 yıl sonra herkes normal gözlü olabilir. Düşünsenize o zaman sevgilinizden ayrıldığınızı. Nereye baksan aynı gözler. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatı boyunca ürettiği bal. Kamu spotu, ben bir arıyım. 12 arkadaşımla milyonlarca çiçeğe konuyoruz. Kilometrelerce yol gidiyoruz. Ve sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyoruz. Larvalarımız için. Maalesef onu da siz yiyorsunuz. Afiyet olsun kardeşlerim. Şimdi arı balı markasından 4 kavanoz bal sadece 100 lira. Tükenmeden alınız. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı 5700 derecedir. Ki bu da güneşin yüzeyinin sıcaklığına eşittir. Kış aylarında çok üşürsek toprağı kazıp güneşlenebiliriz yani. Düşünsenize toprak bronzluğu. Aydın, sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada acaba hangi bölümümüz var? Şaşırmaya hazırsanız hemen sizleri şaşırtmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak New Mexico, Amerika'daki bir mağarada 4000 senelik patlamış mısır bulunmuştur. Bunu biliyor musunuz? 4000 sene bir mısır nasıl orada durabilir diye düşünüyorum. Şimdi aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Tam 4000 yıl o mağarada beklerken sıkıntıdan patlamış da olabilir.
ciddi şaşırtan bilgim. Bir keresinde bir adam, bu arada hemen baştan tembihliyorum, siz sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Evde denemeyin. Bir keresinde bir adam 8 dakikada tam olarak 49 tane şeker kaplı donut yedi. Ama acaba sonrasında midesi ne hale gelmiştir? Bence çok kötü bir hale gelmiştir. Bir diğer şaşırtan bilgim. Ayaklarınızla ilgili, ayağınızda tam olarak 500 bin tane ter bezi olduğunu biliyor muydunuz? Bazen zaman zaman ayaklarınızın terlediğinin farkına bile varmayabilirsiniz arkadaşlar ama ayaklarınızda tam olarak 500 bin tane ter bezinin olması demek ayaklarınızın da zaman zaman terlediği anlamına geliyor. Aramızda kalsın. Bir diğer şaşırtan bilgim. Ahtapotlarla ilgili. Ahtapotları seven var mı arkadaşlar? Böyle kocaman kafalı, bir sürü kollu. Ben genelde ahtapot dediğim zaman aklıma sarılmak geliyor. Çünkü o kadar kolu olan bir canlı sarılmaktan başka ne yapmalı ki? Bence tabii ki de sarılmalı. Arkadaşlar, ahtapotları sevmek için bir sebep daha. Ahtapotların tam olarak 3 tane kalbi varmış. Ne kadar çok kalp, o kadar çok sevgi. Bir diğer şaşırtan bilgim, limon ve çilekle ilgili. Şimdi limon ve çileği bir konuda kıyaslayacağız. Normalde çilek dediğimiz zaman aklımızda böyle tatlı, şekerli bir tat canlanıyor. Limon dediğimiz zaman ise hemen yüzümüz ekşiyor. Çünkü limon ekşi, çileği de tatlı olarak biliriz. Ama biliyor muydunuz arkadaşlar, bazı limonlarda çilekten çok daha fazla şeker olabiliyor. Hatta genel olarak limonda çilekten daha fazla şeker vardır. Bir diğer şaşırtan bilgim ise zürafalarla ve atmosferimizle ilgili. Atmosferimizin en üst katmanına ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar, ki böyle bir şey mümkün olduğunu zannetmiyorum. 100 binden fazla zürafayı üst üste koyarsanız ve onların tepesine çıkarsanız atmosferimizin en üst katmanına ulaşabilirsiniz. Ve sondan ikinci şaşırtan bilgim ise kırmızı rengiyle ilgili. Kırmızı rengi çok seven arkadaşlarım varsa bilsin ki kalpleri diğer insanlara göre daha hızlı atıyor olabilir. Çünkü kırmızı rengi görmek kalbimizin daha hızlı atmasına neden olurmuş. Son olarak da şaşırmaya hazırsanız kertenkelelerle ilgili bir bilgi geliyor arkadaşlar. Kertenkeleler dillerini çıkartarak koklarlarmış. Bence çok komik bir bilgi. Şimdi hayal ediyorum kertenkelelerin bir şeyleri koklarken diye de böyle yaparak kokladığını. Bence bu bilgi hem şaşırtan hem de oldukça güldüren bir bilgiydi. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi hep birlikte nereye gidiyoruz? Tabii ki de Mevezi. Zi, ne oldu sana? Tableti bulamıyorum. Buraya bıraktığına emin misin? Evet, kim aldı? Bir dur, bir dakika dur. Kimse almamıştır, hemen kötü düşünme. Kim aldıysa hemen getirsin, yerine koysun. Çok ayıp, çok. Bak, biri izinsiz aldıysa ayıp ama gönlünü bu kadar kötüye yorman da iyi değil Zi. Kim aldıysa onunla domates sulu... Ama külahlarımızı değişeceğiz. Peki Zi, bir şey soracağım. Alt tarafa baktın mı? Oradaymış değil mi? Evet. Oraya sen mi bırakmıştın? Evet. Aferin Zi. Bak, güzel yüreğini üzmeye değdi mi şimdi? Değmedi. Ya, ne diyor Efesliler de? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Katılıyor musun Zi? Evet, katılıyorum be. Çok haklısın. Tamam. Hadi gel, üzme kendini. Gel kardeşim. Geçti. Artık güzel gönlünü daha ferah tutacağını düşünüyorum. İşte bunda da çok haklısın. Tamam, hadi çak bakalım. Çak, hop. İşte bu. Aferin. Evet. Bugün ne yapıyorduk? Bugün günlerden Saint Pierre Kilisesi. Hah, ne güzel hatırlattın. Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi'ni anlatacaktık, doğru. Görsellerde tablette belirdi hemen. Ne biçim tablet bu ya? Sahibinin bile anlamadığı tablet. Nasıl? Yok bir şey.
Evet, güzel hangi kamera benim? Heh, evet. Antakya, günümüzde Hatay ili sınırlarında bulunan tarihi bir kent. Hatay, ülkemizin en güneyinde bulunan şehri. Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Kilise, kilise! Yahu tamam, hemen oraya geliyorum. Antakya'da Saint Pierre adında bir kilise yer alıyor. Bu yapı doğal bir mağara ve zamanında kilise olarak kullanılmış. Burası Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer. Wow! Doğru, dahası var. İsa Mesih takipçilerinin ilk defa Hristiyan adını aldığı yer aynı zamanda. Yani insanlara ilk defa burada Hristiyan denilmeye başlanıyor. Elçi Paulus'un rotasında kısa bir mola vermeye değer bir yer burası mı? Evet, mağara Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan eklemeler ile güncellenmiş. Günümüzde de ziyarete açık bir müze. Çok güzel bilgiler mi? Çok teşekkürler. Rica ederim Zihi. Elçi Paulus geçen bölümde de anlattığımız üzere Antakya'dan Selefke'ye yol almıştı. Oradan da Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'ta karaya çıkınca Salamis'e yol aldı. Burada Tanrı sözünü Yahudilere anlattı. Salamis? Evet, Salamis. Biraz da şimdi Kıbrıs'ı ve Salamis'i anlatalım ve Paulus'un yolunu takip etmeye devam edelim. Ne dersin? Sonra da doğru mu yanlış mı sorusunu sorarsın. Olur mu? Anlaşma anlaşmadır. Evet, devam ediyorum. Kıbrıs Adası günümüzde iki ülkenin toprağının olduğu bir bölge. Salamis de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrinin yakınlarında yer alan bir kent. Paulus burada çok önemli bir olay yaşayacak ve geçen bölümlerde de bahsettiğim üzere biz de ona artık Saul değil, Paulus diyor olacağız. Böyle merakta bıraktırıcı şekilde anlattığına göre galiba bu bilgiyi sonraki bölüme saklıyorsun be. Kardeşini iyi tanıyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı sorun geliyor. Evet, hadi gelsin bakalım. Müzikte tempo ile ilgili terimler Rusça kökenlidir. Doğru mu yanlış mı? Tempo, evet. Rusça. Tempo, müzik eserinin çalınma hızı anlamında değil mi? Evet. O zaman bence yanlış. Avrupa'nın daha batısındaki bir yerden olduğunu anımsıyorum. Harikasın. Müzik terimlerinin neredeyse hepsi İtalyanca kökenli. Müzikteki tempoları göz atacak olursan, ağır tempolu eserlere andante dendiğini duyarsın. Bu kelime İtalyanca'da ağıra yakın anlamına gelir. Çabuk, hızlı anlamlarına gelen presto kelimesi de hızlı eserleri tabir etmek için kullanılır. Ya ne güzel bilgiler bunlar Zihi. Teşekkür ederim. Asıl sana teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Sevdiğim bölümdeyiz, Tanrı'nın sözü bölümü. Şimdi yavaş yavaş artık Mesih'in bizim için tasarladığı kurtuluş planı gerçekleşmeye başladı. En son kaldığımız yer ise Getsemani bahçesinde, zeytinlik bahçesinde Mesih'i İsa'yı yakalamışlardı ve onu sevmeyenler alıp onu tutuklamışlardı, götürmüşlerdi yani. Şimdi acaba bakalım hikayenin devamında neler oluyor? Haydi bakalım hep birlikte okuyalım. Bu bölümün adı Güneş Parlamaz Oldu. İşte bir hüzünlü hikaye daha. ''Demek bir kralsın ha?'' diye dalga geçti Romalı askerler İsa'yla. ''O zaman sana bir taç ve kaftan verelim.'' İsa'ya dikenlerden yapılmış bir taç verdiler kafasına takması için. Sanki bir kral tacıymış gibi ama onu küçümsemek için. Üstüne de mor bir kaftan giydirdiler. Sonra da önünde eğilme numarası yapıp ''Saygıdeğer majestemiz ha ha ha.'' diye onunla alay ettiler. Bundan sonra onu kırbaçladılar. İnanabiliyor musunuz? Mesih'i, bizim için bu kadar çok fedakarlık yapan, bizim süper kahramanımızı kırbaçladılar ve ona çok acı verdiler. Üstüne tükürdüler. İsa'nın, hayatın prensi, göklerin ve yerin kralı ve onları kurtarmaya gelen kişi olduğunu anlamadılar maalesef. Askerler onun için bir levha hazırladı. Üzerinde kralımız diye yazıyordu.
levhayı ahşap bir çarmıhın üzerine çivilediler. Kentin dışındaki bir tepeyi tırmandılar. İsa sırtında çarmıhını taşıdı. İşte bütün bu yolu yürürken İsa'nın sırtında kocaman bir çarmıh vardı. Zaten onu tek başına taşımak bile yeteri kadar acı verici ve yorucuyken bir de İsa yaralıyken üzerinde kırbaç izleri, yaralar varken o çarmıhı o kadar yol boyunca taşıdı. İsa yanlış olan hiçbir şey yapmamıştı. Ama onu en kötü suçluyu öldürür gibi öldüreceklerdi. Ve İsa bunların hiçbirine sesini çıkarmadı, düşünebiliyor musunuz? Çünkü sadece amacı bizi kurtarmaktı. Bizi o kadar çok seviyordu ki bizim için her şeyi, başına gelebilecek her şeyi, en utanç verici, en utandırıcı, en acı verici, en korkutucu her şeyi göze almıştı. Ve İsa'yı çarmıha çivilediler. Ellerine çiviler soktular. Bu acıyı hayal bile edemeyiz. Baba onları affet dedi İsa nefes nefese. Ne yaptıklarını anlamıyorlar. O halde bile İsa kendisine bu acıyı çektiren insanlar için Tanrı'ya dua ediyordu. İnanabiliyor musunuz? Bizi kurtarmaya geldiğini söyledin diye bağırdı insanlar. Ama baksana kendini bile kurtaramıyorsun diye dalga geçtiler İsa'yla. Ama yanılmışlardı. İsa istese kendini tabii ki de kurtarabilirdi. Bir ordu dolusu melek anında yanına gelebilirdi eğer İsa meleklere seslenseydi. Gerçekten Tanrı'nın oğlu olsaydın o çarmıhtan hemen iniverirdin diye bağırdılar. Ama Tanrı'nın aslında zaten kendinden çok bizi kurtarmak için o çarmıhtan inmediğini bilmiyorlardı ve anlamıyorlardı. Bir açıdan haklıydılar. İsa çarmıhtan inebilirdi. Hatta tek bir söz söyleyerek her şeye bir son verebilirdi. Tıpkı o küçük kızı iyileştirdiği zaman, insanlara şifa verdiği zaman ya da fırtına çıktığında fırtınayı dindirebildiği zaman gibi ya da mucizeler yaptığı zaman gibi. Ama İsa orada kaldı. Hiçbir şekilde hiçbir yere kıpırdamadı. Bedeni acılar içindeydi ama yine de o acıya katlanmaya razı oldu. Görüyor musun? Anlamadılar. İsa'yı çarmıhta tutan şey çiviler değildi aslında. İsa az önce de söylediğimiz gibi o çivilerden çok kolay bir şekilde kurtulabilirdi. Çünkü o evrenin yaratıcısının kendisiydi aslında. Tanrıydı. Tanrı'nın bir parçasıydı. Ama İsa'yı aslında o çarmıhta tutan şey çivilerden çok sevgisiydi. İsa babacım diye endişeli bir şekilde göklere baktı. Babacım neredesin? Beni bırakma. Düşünün ki o kadar günahın içinde Tanrı bile artık onunla iletişim kurmuyordu. Çünkü Tanrı günaha bakamıyordu ve o sırada Mesih'e de bakamıyordu. Düşünsenize Tanrı o güne kadar, Mesih o güne kadar hiç ayrılmadığı Tanrı'dan bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmıştı bizim için. İlk defa ve son defa İsa konuştuğunda hiçbir şey gerçekleşmedi. İlk kez, normalde her söylediği olurdu. Her söylediği şeyi gerçekleştirir, tonla mucize yapardı ama o gün hiçbir şey olmadı. Sadece dehşet verici, kocaman bir sessizlik vardı. Tanrı cevap vermedi. Yüzünü oğlundan çevirdi. İsa'nın gözyaşları yüzünden, her gözden, her gözyaşını silecek olan yüzden aşağı süzüldü. Gün ortası olmasına rağmen yeryüzünü dehşet verici bir karanlık kapladı. Sanki korkunç bir şey olmuş gibiydi. Güneş bir türlü parlayamadı. Yeryüzü titredi ve sarsıldı. Doğaüstü şeyler yaşanıyordu. Normal bir insan gücüyle böyle bir şey olamazdı. Bu işte Tanrı'nın parmağı olmalıydı. Kocaman dağlar sallandı, kayalar ortadan ikiye bölündü. Sanki bütün dünya kırılmak üzereydi. Sanki bütün yaratılış ortadan ikiye yırtılacaktı. Tanrı'nın günah karşısındaki şiddetli öfkesi güçlü bir fırtına gibi iniyordu. Çünkü artık bütün günahlar açığa çıkmıştı. Çünkü hepsini İsa sırtlanmış ve üstlenmişti. Oğlunun üzerine iniyordu o öfke. Halkının üzerine inmesin diye İsa'nın üzerine iniyordu. Çünkü bunu İsa istemişti. Tanrı'nın kalpleri
günahla dolu olan çocuklarını yok etmeden günahı yok etmesi için tek yol buydu. Çünkü Tanrı yaratılışta, daha yaratılışın ilk başında bir şey söylemişti. Günahın ücreti ölümdür. Ve bu kadar çok insanın günahının karşısında birinin ölmesi gerekiyordu. Ve o günahsız biri olmalıydı. İşte o İsa'ydı. İsa yüksek sesle bağırdı. Tamamlandı, dedi İsa. Gerçekten de öyleydi. Başarmıştı. İsa tüm dünyayı kurtarmıştı, tıpkı bir süper kahraman gibi. Başka hiçbir insanın yapamayacağı bir şey yapmıştı. Bizi kurtarmıştı. Baba, diye haykırdı İsa. Hayatımı sana veriyorum. Sonra da son defa nefes vererek ölüme teslim oldu. Garip bulutlar ve gölgeler gökyüzünü doldurdu. Mor, turuncu, siyah, tıpkı morarmış bir bere gibi. İsa'nın arkadaşları yumuşak bir şekilde onu taşıdılar. Kayadan oyulmuş ve mezarın içine yerleştirdiler. O zaman mezarlar şimdikinden daha farklıydı. Nasıl olur da İsa ölürdü? Niye her şey yanlış gitmişti? Bu olmamalıydı. Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Artık hiçbir şey bilmiyorlardı arkadaşları ve onu sevenler. Tek bildikleri kalplerinin paramparça olduğuydu. Çünkü İsa'yı çok seviyorlardı. İşte İsa'nın sonu geldi, dedi önderler. Ama ne olur ne olmaz emin olmak için mezarın başında nöbet tutsunlar diye kuvvetli askerler yolladılar. Mezarın ağzına kocaman bir taş yuvarladılar. Öyle ki kimse içeri girmesin ya da dışarı çıkmasın. Bunu neden yaptıklarını aslında anlamayabilirsiniz. Ama ben neden yaptıklarını biliyorum. Çünkü İsa gerçekten o kimsenin itemeyeceği kayayı itip mezardan çıkacaktı. Ama kendisi itmeyecekti. Çünkü buna hiç ihtiyacı yoktu. Ölüm onun gücünün karşısında geçersizdi. Ve Mesih oradan çıkacaktı. Mesih dirilecekti. Ama bunu bir sonraki gün, yani yarın göreceğiz. Ama arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar ama sizin bugün bu konuyu derin derin düşünmenizi istiyorum. Ve Mesih'in ölümü nasıl yendiğini ve ölümü yenecek güçte bir Tanrı'ya sahip olduğumuzu hatırlamanızı istiyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.